Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı oturumları başladı. Oturumların ilk birleşiminde gündem dışı maddeler görüşüldü. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları su sorunu yaşanmaması için sondaj kuyuları açtıklarını söylerken Harput ve Cip jeotermal projeleri konusunda da müjdeler verdi. Elazığ Belediye Meclisi Ekim ayı oturumlarına başladı. Şahin Şerifoğulları'nın başkanlığını yaptığı oturumların ilk birleşiminde gündem dışı maddeler görüşüldü. Sulama sorunuyla ilgili bilgi veren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ciddi derecede su sorunu yaşanmaması için 10 tane sondaj kuyusu açtıklarını söyledi. Su problemi doğrudur. Hamza Bey'le de bir sıkıntımız var. Hamza Bey'de suyumuz bitti. Tabii biz önlemimizi Elazığ Belediyesi olarak bu sıkıntıyı öngördüğümüz için yaklaşık 2 aylık süre içerisinde 10 tane yeni sondaj kuyusu vurduk. Tabii su kesintileri zaman zaman bazı yüksek kesimlerde olacak. Barajlar malumunuz kar suyu ve yağmur sularıyla besleniyor ve bu yılın çok fazla kurak geçmesinden kaynaklı bir su sıkıntısı söz konusu. Normalde Hamza Bey barajı yapılırken ve o barajla birlikte içme suyunun isale hattının arıtma tesisinin yapılmasıyla birlikte kesinlikle şehrimizde hiçbir anlamda su sıkıntısının olmayacağını hem DSİ Genel Müdürlüğü hem DSİ Bölge Müdürlüğü ve bizim arkadaşlarımızın da sürekli takipte olduğundan dolayı böyle bir problem yaşamayacağını biliyoruz ama bu yıl öngörülmeyen bir kuraklık söz konusu. Harput koruma amaçlı imar planının bu hafta bakanlık tarafından onaylanacağını belirten Şerifoğulları, Cip Jeotermal Turizm Gelişim Alanı'nın da bakanlık tarafından onaylandığını söyledi. İkinci ziyaretimiz yine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan'ı ziyaret ettik. Harput koruma amaçlı imar planının çok uzun süredir bakanlıkta takılı kaldığını ve artık Harput'la yapacağımız çalışmaları ciddi manada aksattığını kendilerine söyledik. Defaten de telefonla görüşmeler, öncesinde yapmış olduğumuz yüz yüze görüşmeler neticesinde bu hafta içi kendisine imzaya getirileceğini, hızlı bir şekilde de kurula gönderileceği noktasında bir müjde kendileri verdiler. Aynı zamanda Cip Jeotermal Turizm Gelişim Alanı ile alakalı onayı verdiklerini Cumhurbaşkanımızın onayına sunduklarını da bize söylediler. İnşallah bu iki olayda konuda çok kısa süre içerisinde çözüme kavuşacak. Yine şehrimiz adına bu iki kıymetli projeyi hayata geçireceğiz. Başkan Şerifoğulları ayrıca trafiğin rahatlaması için Hazar Dağlı Kavşağı'na battı çıktı alt geçit yapacaklarını belirtti. Seçim beyanlarımızda iki tane katlı kavşak battı çıktı çalışmamız söz konusuydu. Biri Hazar Dağlı Kavşağı, biri eski Sebze Ali'nin, orada da çok ciddi manada bir yoğunluk söz konusu. Biz önümüzdeki yıl Hazar Dağlı Kavşağı'nı çalışacağız. Elazığ Arıtma ve Yağmur Suyu Altyapı Şebekeleri için protokol yapılması için meclisten kredi çekme yetkisi istedi. İlbank Genel Müdürlüğü'nün Elazığ Belediyesi'ne ayırmış olduğu rakam 82,5 milyon avro. Değil mi Oğuz Bey? 82,5 milyon avro. Tabii bu paranın tamamını kullanmayacağız. Biz hem arıtma tesisimizi yapacağız, hem yaklaşık 700-750 kilometre civarında içme suyu hattını yapacağız ve kanalizasyon yağmur suyu hatlarını yapacağız. Artık ne kadar olacaksa ihalede, kaça gidecekse, bu sadece İlbank Genel Müdürlüğü ile Elazığ Belediyesi arasında yapılacak protokol için onay istiyoruz.